Yatırım kulübüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz diyelim ve İş Bankası enflasyon muhasebesine göre konsolide net kârı 2022'de 47,9 milyar TL oldu. Nominal net kârı 61,5 milyar TL idi diyelim ve son dakikamızı da aktarmış olalım. Yapı Kredi Portföy Genel Müdür Yardımcısı Ümit Ersamut bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Şimdi en son yapmış olduğumuz programdan bugüne geldiğimiz noktada Türkiye ekonomisinde çok şey değişti, aynı zamanda değişmedi. Yapılacaklara şu an odaklanılmış bulunmakta. Yeni ekonomi yönetimi, dolayısıyla yeni isimler ve bu doğrultuda şekillenen beklentiler. Hemen bu haftaki faiz kararıyla başlayalım isterseniz. Yabancı kurumlardan gelen çok ciddi bir boşluğun olduğu, yani geniş çapta, geniş yelpazede beklentilerin şekillendiği bir süreçten bahsediyoruz. %15'te bekleyen var. Dün almış olduğumuz kararla %40 bekleyen de var. %40'ın niye öyle bir beklenti ortaya koydular, onu adlandırmakta güçlük çekiyorum ama ne dersiniz Ümit Bey? Yani bu doğrultuda geniş yelpaze ne beklenebilir? O beklenti karşılanmadığı noktada satış gelir mi? Bununla birlikte olası bir faiz arttırımında normalleşme adımı olarak değerlendirilip değer mi kazanır? Yoksa satış baskısı artar mı? Gündemin en sıcak maddesiyle başlıyor olduk. Yani Merkez Bankası'nın faiz kotasyonu aslında piyasanın aç olduğu birçok beklentiye gebe. Şöyle ki piyasa şunu aç, öngörülebilirlik istiyor. Yani bugün özellikle sizin de bahsettiğiniz beklenti, faiz arttırımındaki beklenti, işte 14 ile 40 arasındaki beklenti öngörülebilirliğin sıfırlandığı anlamına geliyor. Piyasa öngörülebilirlik istiyor. Merkez Bankası'ndan ne istiyor? Artık yeni bir yönetim var, yeni Merkez Bankası Başkanı var, otoritenin tam desteği var. Kararlı bir tutum kesinlikle isteniyor ve sağlam durulduğuna dair samimi bir duruş kesinlikle isteniyor. Bu ne demek? Yani örneğin şimdi karar açıklandığında 8,5 olan kotasyon, Merkez Bankası ben faizi artırdım 10 yaptım dese, bu piyasa tarafından tabii ki mış gibi algılanacaktır. Negatif algılanacaktır. Merkez Bankası çok da samimi değilmiş diye algılanacaktır ve o zaman reaksiyon da ona göre çok sert ve tepkili olacaktır. Fakat diğer uca gidecek olursak 40 ve üzeri beklentiler var ki bana hiçbir şekilde gerçekçi gözükmüyor. Doğru da gözükmüyor. Hı hı. Yani siz bir Merkez Bankası olarak en büyük piyasada kullanabileceğiniz silahınız elinizdeyken bütün şarjörü bir anda bitiriyorsunuz. Artı neden bitiriyorsunuz? %40'a dayadığınızı varsayarsak. Gelecek enflasyonu aşağıya indirmek için ve gelecek faizleri aşağıda tutmak için. Sonuçta kısa vadeli faizler neden yükseltilir? Örneğini Fed'de gördüğümüz gibi uzun vadeli faizleri aşağıya çekmek için. Ama öbür tarafta 40 yaptığınız bir politika faizi finansal istikrarı ciddi anlamda sekteye uğratabilir. Yani getirisi götürüsünden çok daha az olabilecek bir durum bence çok gerçekçi de değil, doğru da değil. Merkez Bankası'nın böyle radikal bir karar alacağını ben şahsen beklemiyorum ama biraz önce de dediğimiz gibi öngörülebilirlik olmadığı için şimdi böyle bir öngörülüğün olmaması konusunda da mevcut, daha koltuklarına yeni oturmuş kişileri de çok fazla suçlayamayız. Daha dakika bir yeni başladık oyuna ve bu kapsamda o kadar birbirinin içine geçmiş bir kompleks yapı var ki bir yeri bozduğunuzda diğer taraftan başka bir şeyi düzeltmeniz gerekebilir. Dolayısıyla tüm yapının gözetilerek optimum bir faiz oranı, ama bence ondan da önemlisi hep konuşuluyor ama metindeki mesajlar çok metin önemli. Metin komple değişir mi? Metin komple değişmeli. Değişmeli. Metin diyorsunuz. Komple değişmeli. Çünkü biraz önce ne dedim? Piyasa samimi, tutarlı, kararlı açıklamalar ve aksiyonlar istiyor. Yani faizin %20 atıyorum, %20'ye çıkması iyi algılanır ama tek başına yetmeyecek. Bunu hep konuşuyoruz. Yani kararlı mısın? Kararlıyım. Bak 20'ye çektim, 40'a çekmedim. Çünkü finansal istikrarı bozabilirdim. 20'ye çektim ama tabir yerindeyse siz de oyunu düzgün oynayın, elinizi denk alın. Gerektiğinde daha da fazla artırabilecek silahlar da bende, makro ihtiyati tedbirler de bende. Şimdi bu kadar iç içe geçmiş ve komplike haline gelmiş bir sistemi bir anda böyle bıçak keser gibi her tarafından kesip doğrayamazsınız. Yani ne konuşuluyor? İşte yaklaşık 1-1,5 yılda bankalara yaklaşık 300 adet tebliğ gelmiş durumda, regülasyon babında. Ya banka bilançoları regülasyonlarla yönetiliyor. Yani tabir yerindeyse herkes
kan alıyor. Bunların yarın uyandığımızda Merkez Bankası kotasyonu değiştirdi. Bütün bu regülasyonları ortadan kaldırdı. Dövizdeki işte satış tarafından çekildi. Bunların hepsinin bir günde olması mümkün değil. Mümkün değil. Yani zamanı mümkün yayın. Olamaz zaten. Siz yarın yeni bir güne başlıyorum dediğinizde sadece kaosa kapı açmış olursunuz. Hı hı. Kademeli olarak geçecektir. Ama piyasa sadece ve sadece ilk aşamada bir sinyal görmek istiyor. Evet, Merkez Bankası faiz artırabiliyormuş. Kararlıymış, samimiymiş. Eğer bunu göreceği bir mesaj, bir faiz oranı olmazsa reaksiyon elbette ki negatif olacaktır. Yani bunu tahmin etmek çok da zor değil. Hı hı. Ancak iyi tarafta ise bir sonraki yayında sizlerle bambaşka şeyler konuşuyor olabiliriz. Çünkü o zaman işin içine yeni oyuncular da giriyor. Biz, yeni oyuncu derken yeni yabancı. Oyuncu, yabancı. Biz neden yabancı yatırımcı, hı hı, istiyoruz? Oradan isterseniz. Yani konu konuyu tabii açıyor sizlerle ama yabancı yatırımcı. Bizim Merkez Bankası rezervleri geçtiğimiz hafta eksiye dönmüştü. Net rezervler. Bugün baktığımızda yaklaşık sıfır. Ne demek bu? Bizim Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var. Döviz biriktirmemiz lazım. Yaz aylarında gelecek turizm gelir ya da ihracat döviz girdileri çok da yeterli olmayabilir. Cari açığın finansmanı olsun, Merkez Bankası rezervlerinin arzu edilen seviyeye gelmesi olsun. Ne lazım? Yabancı, ya döviz lazım. Dövizin sahibi kim? Yabancı yatırımcı. Adamlar 2018 yılından beri yoklar. Yani yatırım masasında Türkiye'nin adı yok. Güney Afrika var, Brezilya var, Rusya var, Arjantin var. Ya borçlarını defalarca ödememiş bir Arjantin'e 100 yıllık borç veren ülkelerden bahsediyoruz. Hı hı. Türkiye yok, ben Türkiye'ye bakmayacağım diyor. Niye? Neden? Çünkü bu regülasyonlar maalesef ki her gün, yani öngörülebilirlik azaldığında her gün yeni bir tebliğle ertesi günü göremediğinde yabancı rahatsız oluyor ve çok doğal ve çok basit, aslında çok komplike düşünmeye gerek yok. Ya ben buradan yarın ne olacağını bilmiyorum. Özellikle 2018'deki o swapların kesilmesi durumunda ciddi anlamda zarar gördüler. Paralarını acaba çıkamayacak mıyım endişesine kapıldılar ki bence yersizdi ama sonuçta bu bir deneyimdi. Ben oraya yatırım yapacağıma gider Güney Afrika'ya yatırım diyor. Hı hı. Ya da oraya gitmem de Brezilya'ya giderim diyor. Arjantin ya şu olur bu olur ama en azından getirisi beni tatmin eder, oraya giderim diyor. Dolayısıyla yeni oyuncu gelirse, ki gelmesi için muhtemelen bu tasarlandı. Bu, hı hı, ekonomi yönetimi, yeni rasyonel politikaların oluşacağı tasarlandı. Mehmet Şimşek zaten bu duruma haiz bir isim. Bu çerçevede yabancı yatırımcı buraya gelecek olursa zaten bambaşka bir şeyden konuşuyor oluruz. Fiyatlamalarda da şu anda fiyatlamalar doğru değil. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Dolar TL'de fiyatlama doğru değil. TL bono faizlerinde fiyatlama doğru değil. Diğer tarafta en daha güvenilir olan Eurobond tarafı. Orada, hı-hı, nispeten yabancı yatırımcı, hala 35 milyar dolara yakın bir yabancı payı olduğu için oradaki fiyatlama daha makul. Hisse senedi piyasasında da lokal taraftayız. Yani orada da açıkçası böyle bir miktar sitem etmek istiyorum. Sonuçta siz BİST'in en büyük şirketlerinden olan bankaların hisselerinin 4 gün 5 gün üst üste tavan 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 yapıp ondan sonra üst üste 2-3 gün tavan 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 gitmesini normal karşılamıyorsunuzdur. Hı hı. Ben de karşılamıyorum. Ama bu neden? Yeterli derinliğin olmamasından. Biz bizeyiz, lokal yatırımcı. Hareketler de maalesef ki bazen sağlıklı olmayabiliyor. Ama yabancı yatırımcı buraya gelirse, derinlik artarsa, lokal, yabancı hep beraber sağlıklı bir hisse senedi piyasasına oluşursa, ki ben de çok ucuz kalmış durumdayız. Ondan sonrasında yine biraz önce dediğim gibi bambaşka bir senaryo konuşuyor olabiliriz. Yani şimdi dünkü işlem hacmine bakıyorum, 60,4 milyar lira düzeyinde. Oldukça düşük aslında, evet, bakacak olursak. Yani görece düşük olduğunu da söylemekte yarar var. Peki şunu sormak istiyorum. Yani normalde aslında faiz arttırıldığı noktada borsada sınırlayıcı bir hareketi beraberinde getirmesi beklenir. Ama bugün gelindiği noktada o denge faizin, yani o politika faizinin hangi aşamaya gelmesi gerekiyor ki borsa para politikasındaki ve bundan sonraki gidişattaki gerçekliği ve rasyonaliteyi görsün ve yukarı yönlü hareketini beraberinde getirsin? Ya da bunun yanı sıra ikinci bir sorum, hangi faiz seviyesi borsada, onun üzerine çıkıldığı noktada özellikle borsada satışa sebep olsun? Çok güzel bir soru. Çok ucu açık bir cevabı, hı-hı, var. Seviyeyi şöyle söyleyeceğim. Öyle bir seviye olmalı ki piyasanın üzerinde anlaştığı bir seviye olmalı. Biraz önce anlattığım iki ayrı uç değil. Ya yani Merkez Bankası mış gibi yaptı. Ekonomi yönetimi aslında o kadar da samimi değil, dedirtmeyecek bir yol. Öbür tarafta da finansal istikrar 40 ve üzeri gibi bozmayacak. Öyle bir optimum seviye olacak ki ondan sonrasında zaten
ilk adım, defalarca tekrarlamak istiyorum, ilk adım güven. Evet, siz piyasaya güveni verdiğiniz zaman ondan sonra optimum faiz seviyesi bir yerde oturur zaten. Siz 20'ye getirirsiniz, 18'de oturur, 25'te oturur. Gerekirse sonrasında tekrar yine faiz adımları da olabilir, makro ihtiyati tedbir de olabilir. Orası oturur ama önce güveni verdiğinizde borsaya etkisini daha net görürüz. Faiz seviyesi diyorsunuz ki işte yükselttiğinizde aslında negatif etkiler mi? Hayır, etkilemez. Çünkü zaten 8,5 faiz seviyesi gösterge niteliğini çok uzun bir süre önce maalesef ki yitirdi. Yani ben çok net biliyorum ki traderlardan faiz kararı açıklanmadan 15 dakika önce yemeği içmeyi bırakırlar. Bırakın, sadece onu izler. Eskiden öyle bu artık şekilde. Maalesef izlemiyorlar bile zaten, biliyorum şeklindeydi. Ama biz yeni bir beyaz sayfa açıyoruz. O trader oraya oturup tekrar izleyecek İlk onu. İlk defa heyecanlı bir perşembe gününe uyanacak. Dolayısıyla o faiz oranını çektiğiniz seviye, zaten bugün baktığınızda mevduat faizi %40-45. Şirketlerin fonlama bulduğu bankalardan krediler 30-32 buralarda. Dolayısıyla sizin 8,5'u 20'ye çekmeniz aslında teknik olarak fiyatlamaya çok da etkide bulunmayacaktır. Dolayısıyla önce güven tesis edildikten sonra piyasadaki tüm faiz oranları belirli seviyelerde böyle dengeye oturacak. Yani sonuçta nedir? Fonlama vardır. Mevduat faizi vardır. Onun bir iki tik üstünde de bankanın kazancı olan kredi faizi vardır. Tüm bunlar da enflasyon seviyesinin altında üstünde bir yerde oluşması gerekir. Ve bence dediğim gibi yani olumlu tarafa ittirebilir buradaki senaryo. Peki şimdi Türk lirası mevduatları %40'ların üzerine çıkmış bulunmaktan itibariyle aslında piyasa kendi kendini sıkılaştırmıştı zaten. Doğru. Bunu daha önceki programda da sizinle konuşmuştuk. Dolayısıyla burada atılacak adımlar TL mevduatlarındaki yükselişi beraberinde getirirse böyle bir sınırlama hareketi gelir mi? Bunu sormak isterim ve dolayısıyla burada özellikle dolar TL'yi yakından takip ediyor. Sizce dövizi tutmanın maliyeti arttı mı artık? Kesinlikle çok güzel bir soru. Hı hı. Şöyle, ben hep bu soruyu ve benzerlerini şunu söylüyorum. Biz bu yeni beyaz sayfayı bir sene önce açabilirdik. Hı. Maliyeti buradaydı. Bugün açmak istediğimizde maliyeti daha yüksek. Ama biz bugün açmıyor olsaydık, bir sene sonra olsaydı çok daha bambaşka, çok yüksek bedeller ödemek durumunda kalabilirdik. Dolayısıyla evet, bunun maliyeti arttı. Fakat şimdi öbür tarafta bakıyorsunuz, biraz önce de dediğim gibi, konsensus olan %20 seviyesine çektiğini düşünelim. Ya mevduat faizlerinin 40-45 olmasının sebebi bankaların likidite ihtiyacı, döviz mevduata olan bilançodaki ihtiyaç ve elbette ki o biraz önce söylediğim 300 tane regülasyon babındaki tebliğler. Bunlar yavaş yavaş azaltılabilir. Yani rasyonel politikalarda bunların azalması beklenir. Sizin bilanço içinde daha esnek hareket etmeniz sağlanır. Sonrasında o mevduat faizleri orada kalmak zorunda değil ama enflasyona yakın olacağı kesin. Fakat politika faizinin çok yukarı çekilmesi değil, yani 20-25 neyse ilk adımda çekilmesi, mevduat tarafını zaten çok fazla yukarı itecek bir şey değil. Biraz önce dediğim gibi yeni bir finansal çerçeve çiziyoruz. Daha önce yapmadığımız gibi politika faizini ve doları, dolar TL kurunu, döviz kurunu en merkeze koymamız gerekiyor. Elbette ki oradaki kurun patlamaması için ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapılması da öyle klişe olmasın lütfen. Gerçekten güven ne olur? Siz bir döviz yatırımcısıysanız neden dövize yatırıyorsunuz paranızı? Benim ana para varlığım erimesin. Ben sizden o algıyı alırsam, merak etmeyin Pelin Hanım, siz dolardan hisse senedine geçtiğinizde bakın piyasada da normalleşme var. Artık dolar kuru kopup gitmeyecek. Siz bu algıya gerçekten inanırsanız siz de para kazanmak istersiniz. Sadece korumak değil, biraz da kazansın diye başka bir varlığa gidebilirsiniz. Mühim olan bu inancın yerleşmesi, yerleştirilmesi. Hem lokal yatırımcıya, Ayşe teyzeye dahi. Çünkü bu bir kartopu etkisi yaratıyor. 10 bin liralar birikiyor. Bilmem kaç yüz milyon lira oluyor. Dövize talep oluyor ve artış oluyor. Bu sefer merkez satmak zorunda kalıyor. Diğer tarafta da yatırımcı için aynı. Yabancı yatırımcı için. Onları da ikna ettiğinizde bakın biz artık rasyonel politikayı uyguluyoruz ama 2 ay sonra değiştirmeyeceğiz. Biz bu patikaya girdik ve kararlıyız. Altını defalarca çizeceğim. Kararlıyızı verirseniz o zaman döviz kuru
Bu sefer arz tarafından şok yiyecek. Çok mu aşağı gidiyor? 20 mi olacak? Onu da baştan söyleyeyim. Dolar kuru bir daha muhtemelen 20 ya da altındaki 19-18 seviyesi olmayacak. Çünkü Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesi lazım. Hı hı. Ne zaman ki arz tarafında çok fazla şok yaşanıyor, çok dolar satan var tabir yerindeyse, o zaman Merkez Bankası oraya kovasını dayar, ihtiyacı olan rezervini de biriktirmeye başlar. Şu an ilk iş aslında Merkez Bankası'nın rezervini biriktirmek mi olmalı ya da olacak? Rezerv biriktireceği fırsatı yaratmak olmalı. Hı hı. Yani o fırsatın yaratılması çok önemli. Başta dediğim gibi güven, politikaların yerleştirilmesi, faiz seviyesi optimum neredeyse olacak. Ondan sonra gelen döviz arzını da merkez rezerv olarak biriktirecek. Ama birincil önceliğim, ben bugün rezerv toplamaya başlıyorum diye alış tarafına geçerse ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Evet, ama güvenle birlikte bambaşka bir şey konuşuyoruz. Peki şimdi... En son sizinle bir portföy yaptığımızda yeni ekonomi yönetimi yoktu, seçim belirsizliği vardı, belirsizlikten korunmaya çalışan bir yatırımcı profiliyle birlikte, orta risk seven yatırımcı profiliyle birlikte bir portföy oluşturmuştuk. Doğru. Fakat bugün gelindiği noktada yeni ekonomi yönetimiyle birlikte ve bu beklentilerin karşılanması dahilinde, bir senaryo dahilinde portföyde bir değişikliğe gittiniz mi? Gittiyseniz bu portföyler nasıl bir revizyona uğradı ve bununla birlikte özellikle Borsa İstanbul'da atılacak adımlarla birlikte yükseliş senaryosunda hangi sektörleri önde tutacağız? Önce değişikliğe gittik mi sorusuna cevap vereyim. Hatırlarsınız burada ortalık yanarken özellikle yabancı hisse senetleri tarafında sizlerle birlikte işte hisse senetleri özellikle Nasdaq tarafı çok bozulabilir dendiğinde biz sizde %25-30 düzeyinde 100 liranızın mutlaka yabancı teknoloji bulunsun. Teknolojiyi Apple hissesi olarak alamıyorsanız da fon olarak gidin, piyasada mevcut alın koyun dedik. O zamanlar çok eleştiri olmuştu fakat bugün geldiğimiz noktada %80 TL bazında bir getiri var. Dolar bazındaki getirisi 38, geri kalanında dolar TL ve işte getiriler. Bugün geldiğimiz noktada ben onu artık bir miktar kenara koyuyorum. Bugün çünkü piyasada yine baktığınızda özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in uygulamaları sonrasında hisselerde hala yukarı yönlü beklentiler daha da alevlenmişken ben burada bir miktar aşağı yönlü bir düzeltme ve sonrasında yukarı hareket bekliyorum. Dolayısıyla buralardan, bu seviyelerden yeni bir Nasdaq ya da S&P tarafından alımı önermiyorum. Diğer tarafta bizim portföyümüz hep şöyle, ne kadar riskliyseniz ona göre size terzi usulü tasarlayabiliriz. Benle konuşamıyorsanız da siz kendiniz evinizde şöyle tasarlayın. 100 liranız varsa ben bunun örneğin 40 lirasında 1 TL dahi kayba tahammülüm yok diyorsanız o 40 lirayı kenara ayırın. En risk free, risksiz enstrüman mevduata yatırın. Geri kalan 60 lira sizin içinde oynayabileceğiniz tutardır. Diyorsanız ki ben riski çok seviyorum, o zaman 10 lira mevduata ayırırsınız, 90 lirayla oynarsınız. Burada ben bahsettiğimiz iyi senaryoların, rasyonel politikaların doğru uygulanmasıyla birlikte özellikle hisse senedi piyasasında ciddi anlamda yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Çünkü sektörel bazda bir ayrışma olacak mı ama? Kesinlikle olacaktır. Hı hı. Kesinlikle olacaktır. Orada da zaten teknik bir detay var Pelin Hanım. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Eğer yabancı yatırımcı buraya gelecek olursa alabileceği ilk kağıtlar derinliği olan kağıtlar. Bankalar. Yani, BIST 30. BIST 30. Blue chip dediğimiz o BIST 30 ilk alabilecekleri. Çünkü adam gelirken 1 milyar dolarla geldiğinde bu 23 milyar TL ediyor. Siz gidip BIST 100 dışı bir şirkete bu yüksek hacimde giremezsiniz. Ama BIST 30'dan alabildiğinizi alırsınız, ondan sonra diğer tarafa bakabilirsiniz. O yüzden bence BIST 30 bir kere mutlaka kenara ayrılıyor. Bahsedilen senaryoların olması. Banka tarafında keza, bankalar tarafı zaten fiyat kazancına baktığınızda, defter değeri, piyasa değeri oranına, rasyosuna baktığınızda gerçekten bedava denilecek nitelikte. Oraya mutlaka ilk, zaten görüyorsunuz piyasada rasyonel politikanın uygulanabileceği emaresine dair bir haber düştüğü anda bankalar direkt %7-8-10 hareket ediyor. Beklenti düştüğünde tekrar satışıyor. Yabancı ile birlikte buradaki hareket daha böyle daha sağlıklı olabilir. Yukarı yönlü sağlıklı olabilir. Diğer tarafta dediğim gibi yani BIST 30 sektör olarak da biz kurum olarak özellikle havacılık tarafını, otomotiv tarafını ve yani eğer
bağlamıyla birlikte eğer rasyonel politikalar uygulanırsa da mutlaka bankacılık sektörünü portföyümüze koyuyoruz. Bunlar da aslında bu üç sektörde büyüme potansiyeli kaldığını düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz. Evet. Öyle bir durumda. Ne kadarlık bir büyüme potansiyeli kaldı? Yani bunu kestirebilmek için politikanın biraz daha inşa edilmesi gerekiyor diyorsunuz değil mi? Şimdi kesinlikle öyle. Lokal tarafta zaten yatırımcılar belli. Burada hala gidecek yer var lokal yatırımcıyla. Artı enflasyonist ortam var. Her zaman söylediğimiz gibi hisse senetleri enflasyonu sever. Enflasyonist ortamda zaten yukarı gidecektir. Ama yeni oyuncunun içeriye girmesiyle birlikte döviz bazındaki fiyatlama gerçekten çok ucuz kaldığı için burada ben inanın şu anda öngöremiyorum. Yani endeks seviyesi olarak baktığınızda 6.000-6.500'lerin çok hızlı yukarı yönlü kırılıp 7.000'lerin test edilmesi sonrasında bir sonraki adım ne diyebileceğimiz senaryolar söz konusu olabilir. Evet, yakından takip edeceğiz bakalım. An itibariyle yatay bir performans gösteriyor. Açılış seviyesinin üzerinde bir puanla birlikte 5.264 puandan işlemden geçerken BIST endeksinde 62 hissenin aşağı yönlü, 38 hissenin ise yukarı yönlü hareket ettiğini takip ediyoruz. Burada bankalar tarafında pozitif bir ayrışma söz konusuydu. Seans içerisinde %1'in üzerinde bir primlenme vardı. An itibariyle ise 0.6'lık bir yukarı yön söz konusu. 4.898 puandan da bankalar tarafında işlemden geçtiğini söyleyelim. Ümit Ersamut, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için diyoruz. Ve böylece programı noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.